Manyak mıdır nedir bu adam ya? Bu yeteneklerim hayattayken de olsaydı ne güzel, hiç yorulmazdım. Koşun koşun. Geç kaldınız başımın belaları. İnsan bazı şeylerden öldüğü zaman bile kurtulamıyormuş. Ay anne, her gün sabahın köründe buraya taşınmaktan bıktım vallahi. Allah. Üstelik uykumu bile alamadım daha. Sus bakayım. Abinin evi. Tabii ki geleceksin. Sen temizlemezsen, ben temizlemezsem nasıl çıkar bu tozlar dışarıya? He? Bizim soyumuz ta 3. Mahmut'a dayanıyor. Belki 2. Mahmut'a dayanıyordur da dedemler Mahmutları karıştırmışlardır. Neyse ne işte. Yani sakız gibi çarşaflarda yatmaya alışmış bir sülalenin çocuğu. Ah ah, bir de beni torun torba sahibi yapabilse. Torunu bilmem ama ben şimdiden torba sahibi oldum. Her gün torbalar dolusu temizleyici taşımaktan içime ığ geldi. Hadi hadi sus, konuşma, yürü. Madem sevgili kaynanamla görümcem geliyor, evi de onlar toplasınlar o zaman. Yok canım, yok yok yok. O neydi adı, o medyum Ferruh mudur nedir? 5 para etmez. Başında beğendik filan ama baksana, oğlan nikah masasını bırakıp kaçtı. Olacak şey değil. Yok yok, biz en iyisi yeni böyle meşhur başka bir medyum varsa onu bulalım. Var mı şöyle, araştırıp soruştursana, kim var bakalım. Bu aralar sık sık medyum Müştak diye birinin adını duyuyorum anne. Müştak mı? Aa güzel, adını beğendim, tamam işte. Sen onu ara, bul onu çağıralım hemen. Ay. Ay burada çok tuhaf bir koku var. Böyle kadın parfümü gibi. Ay. Sana da tavsiye ederim. Parfümün adı Cehennem 5. Ama alabilmeniz için mesa olmanız gerekiyor. Gerisi size kalmış. Anne takma kafana. Abim kız arkadaşlarından biri ne gelmiş. Ne kız arkadaşlarım? Aa, Allah Allah. Ben ona böyle helal süt emmiş bir kız ararken, yani kalkıp da ne diye el alemin kızlarıyla fingir diyor, anlamıyorum ki. Ay ne bileyim anne ben. Fingir diyen o. Git ona sor. Hem Müfit Bey karşı daireye taşındığından beri artık yalnız fingir demiyordur. Müfit Bey'le birlikte fingir diyorlardır. Aa. Ha. Masarım benden başka hiç kimseyle fingir demez. Öf, yani Masar da artık iyice dağınık biri oldu, çıktı ortaya. Hep o Ruslar cadısı alıştırdı abimi böyle dağınık olmaya. Yoksa eskiden hayatta böyle şeyler yapmazdı. Hiç istememiştim, hiç istememiştim ama ne yapalım? Gitti, o dişi yılanla evlendi. Neyse canım, gene de verilmiş sadakası varmış. Yüce Rabbim elinden geleni yapıp minik kuşu bu kurtardı o canavardan. Ya demek öyle Menkıbe Hanım. Akıl sağlığına biraz özen gösterseydin benimle bu şekilde konuşamazdın. Görürsün şimdi. Allah, hay Allah. Bana bak, kör olasıca televizyon. Beni kızdırma. Vallahi bir tane tepene vurursam seni retükten beter ederim ha. Aman, aman. Yani abin de bir türlü yaptıramadı şu televizyonu ha. Hadi anne, ben bulaşığa giriyorum. Tamam kızım. Tamam. Hazır bulaşığa başlamışken bu evdeki en büyük bulaşık olarak kendini de yıkayıver. Ben de tozları alayım bari. Oğlumun hayatını kararttın, cadaloz. Yani şeytan diyor ki, al şu resimleri lime lime. Ay ay, başım döndü. Ay çok kötü. Ay ay. Ay ay. Ay ay, çok fena. Fena oluyorum demen yanlış kaynanecim. Sen zaten fenasın. Masarla aramıza girmiş kapkara simsiyah bir çalısın. Firdevs! Firdevs! Firdevs!
evde cin var. Bu evde ruh var. Hatta bu evde gulyabani var. Karar ver ama hangisi var? Aman anne, ne ruhu ne gulyabanisi. 2000'li yıllara iki kala böyle şeyler mi kaldı Allah aşkına? Niye kalmıyormuş? Cinlerle periler 2000 yılına giremezler diye bir yasak mı var? Ama sen 2000 yılına girebilir misin onu bilemem. Bak, tam çerçevenin tozunu alacaktım ki birdenbire resim havalandı, sağa sola gitmeye başladı. Ondan sonra da ellerim yüzüm filan simsiyah oldu. Anne senin yine tansiyonun yükseldi herhalde. Kaç kere söylüyorum sana bu kadar yorma kendini diye. Bak artık halüsinasyonlar filan da görmeye başladın. Ben nasyon filan anlamam. Ben gördüğümü bilirim. Bu evde ruh var diyorum sana, ruh. Ruh. Eksik söyledin, ruh değil, ruh sar. Ama sen yine de bana kısaca ruh diyebilirsin. Ay, aman anne, saçmalama ne olur. Sen böyle şeylere inanıyor musun? E niye o zaman televizyon durduk yerde açılıp kapanıyor? E bozuktu ondan. O zaman o resim çerçevesi nasıl uçuşuyordu? Ay, Allah'ım Allah'ım, hayal görmüşsün. Peki ellerimle yüzüm nasıl zenci gibi oldu? Sonra da eski haline nasıl geldi? Haberlerdeki az sonralar gibi konuşmayı bırak Allah aşkına anne. Şimdi de yerdeki maymun hareketlendi. Aman anne, bu aralar televizyonda çok çizgi film seyrettin galiba. Yok, 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 yok. Bu evde kesin ruh var, ruh. Bak, o senin dediğin medyum Müştak var ya hani, ona gidelim de ruhları kovdurmak için yardım isteyelim bari. Ruh kovucu tabletler çıktı, ondan alın. Fişe takıyorsunuz, biz ruhlar eve giremiyoruz. Ho ho ho. Ey ruh, evimden çık git. Ey ruh, çabuk evimden git. İnşallah bir daha buralara gelemeyesin. Ey ruh, gidişin olsun da dönüşün olmasın. İnşallah. Ey ruh, hemen buralardan çekil git. Güya ev temizlemeye gelmişlerdi. Her yanı tükürük içinde bıraktılar. Bunların da ev temizlemesi bu kadar olur. Neyse, çok eğleniyordum ama bana müsaade. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Herhalde utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsünüm.